Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün pratik tarifler serisinin 11.si geliyor. Pratik tarifler serisinin 11.si kızarmış magnum. Bomba bir tarif daha geliyor. Yapması hem pratik, bir o kadar keyifli ve bir o kadar da lezzetli bir tarif. Arkadaşlar başta size malzemeleri göstereceğim, daha sonra tarifin yapılışına geçiyoruz. Tüm malzemeleri ayarladım, şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Şöyle magnumlarımı açayım, başta şöyle göstereyim. Şuna bakın ya, çok güzel, böyle rengarenk mis gibi. Şöyle bunu da açalım. Bu beyaz olan, şöyle göstereyim size. Bir de burada bademli olan var. Bademliyi de açayım, göstereyim. Evet, 3 çeşit böyle gördüğünüz gibi magnum var. Şimdi bunları bir kenara alıyorum. Yapacağım işlemi göstereceğim size. Elimde galeta unu var. Bunu bir tabağa ekledim. Aynı şekilde kadayıfım var. Kadayıfı da böyle ince ince doğramanız gerekiyor. Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Bir robottan geçirebilirsiniz. Ben robottan geçirdim. Bunu da tabağa ekledim. Bunu da kenara alıyorum. Elimizde yumurta var. Yumurtanın sadece beyazını kullanacağız. Yani kullanacağımız iki malzemeyi yapıştırmak için, yani magnuma yapışsın diye bu yumurtanın beyazından faydalanacağız. Şöyle tutuyorum. Yumurtanın beyazıyla sarısını şu şekilde ayırabilirsiniz rahatlıkla. Rahat bir şekilde bulayabilmek için böyle 4 tane yumurtanın beyazını bunun içerisine aktarıyorum. Yine bu şekilde bir taraftan diğer tarafa alarak gördüğünüz gibi rahatlıkla böyle beyazını sarısından ayırabilirsiniz. Yumurta sarısını beyazından ayırdık. 15 saniye çırpıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi yapacağımız işlemi gösteriyorum. 3 tane karışımımız oldu. Yumurta beyazı, gördüğünüz gibi kadayıfımız var. Her kadayıf ince ince hale getirdiğimiz, bir de ne var? Galeta unu var. Şimdi bu 3 karışıma sırasıyla magnumu batırıyoruz. Sırasını göstereceğim şimdi de size. Başta yumurta beyazına iyice buluyorum böyle. Her tarafına değmesi gerekiyor böyle. Boş bir yer kalmasın. Onun için böyle büyük, derin ve fazlasıyla yumurta beyazı böyle ekledim içerisine. Bu kadar yeterli. Şimdi ne yapacağız? Bunu buradan alıyorum. Fazla yumurtasını süzüyorum. Böyle galeta ununun üzerine ekliyorum ve her tarafına yine galeta unundan iyice yediriyorum. Böyle yine boş yer kalmasın. Her tarafına iyice yesin. Galeta ununu yedi. Fazla böyle üzerindeki galeta ununu alıyorum. Yine bunu kaldıracağım. Ne yapacağız? Şimdi tekrardan yumurta beyazını alıyorum. Tekrardan yumurta beyazına bunu tekrardan ekliyorum. Yine yumurta beyazına her tarafını değdirmek gerekiyor. Hiçbir yer boş kalmasın. Şöyle kenarlara, her tarafına değsin. Yine yumurta beyazının fazlasını süzüyorum. Tekrardan kaldırdım bunu. Bunu kenara alıyorum. Böyle kenarda kadayıfım var. Kadayıfa böyle her tarafına iyice vuruyorum bunu. Yine boş yer kalmasın. Her tarafına iyice yesin bu. Bunu bir kat yaptık. Gördüğünüz gibi yine böyle çikolata gözüküyor. Ne yapacağız? Çikolata gözükmeyene kadar bunun etrafını kadayıfla bulayacağız. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Tekrardan bunu kenara alıyoruz. Tekrardan yumurtanın beyazına şöyle iyice yediriyoruz. İyice yedikten sonra yaptığım işlem yine daha demin yaptığım işlem gibi. Şunu süzüyorum. Bunu kenara alıyorum. Tekrardan kadayıfımı alıyorum buraya. Üzerine ekleyip böyle her tarafına iyice yediriyorum bunu. İyice yedirdim. Böyle bir kaldırıyorum. Bakıyorum. Kontrol ediyorum. Bu istediğimiz kıvama geldi. Çok güzel oldu. Şimdi bunu ne yapacağız onu gösteriyorum size. Formunu korusun diye şöyle bir tabağın üzerine alıyorum ve bunu hızlıca buzluğa atıyorum. Ve bunu 2 saat bu şekilde buzlukta bırakıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan sıvı yağ ekliyorum. Yani şöyle söyleyeyim size, magnumun o boyuna hemen hemen gelmesi gerekiyor. Ona göre yağ eklemesi yapmanız gerekecek. Size tavsiyem böyle çok geniş tava eklemeyin ki böyle derinlik oluşturabilirsiniz. Evet, bu kadar yeterli bence. Bunun şimdi iyice kızmasını bekleyin. Böyle çok iyi kızması gerekiyor yalnız. Bu işlemi ne zaman yapacağız? Böyle dolaptan çıkarmadan bir 10 dakika önce bu yağı koyacağız ve iyice kızdıktan sonra ne yapacağız? Dondurmamızı çıkaracağız. Şimdi de buzluktaki dondurmayı çıkarabiliriz. Tam tamına 2 saat bekledi. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Tek korkum bunun taşması, çünkü çok fazla yüksek değil. Oo, çok güzel. Sıkıntı yok. Bunu çevire çevire pişireceğiz şimdi. Ara ara çevirin. Zaten göreceksiniz hızlı bir şekilde ne olacak. O dış kısmı böyle iyice altın sarısı rengine bürünecek. Görüyorsunuz ufaktan böyle sararmaya başladı. Ama çevirmeyi sakın unutmayın. Yoksa bir kısmı pişer, bir kısmı pişmez. Bu istediğiniz altın sarısı rengine geldi. Şimdi bunu dışarı çıkarıyorum artık. Böyle tutuyorum ve dışarı çıkarıyorum. Ve tabağımın üzerine alıyorum bunu. Biraz sunumunu hızlı yapmak gerekiyor. Şimdi bunun üzerine bir parça ben fıstık ekliyorum. Oo, değer kattık buna. Sunumu böyle güçlendirelim. Şöyle kenara ne yapacağız? Şunlardan böyle birkaç parça. Oh, mis gibi gözükecek bunlar var ya, çok güzel gözükecek. Bir parça da şöyle nane ekleyebilirsiniz. Sütlü çikolatayı ben marusuyla eritmiştim. Şimdi bunun üzerine süs olsun diye şöyle. Olay işte budur ya. Bomba oldu. Tabak oldu 500 lira. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ya aslında bu kadar bekletmemek gerekiyor. Şu an yemiş olmam lazım. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Batırıyorum. Şunun çıtırlığına bakın ya. Şuna bak. Çok iyi. Şöyle şu kısımdan alacağım. Ve tadına bakıyorum. Oo. Çok iyi. Bomba oldu ya. Böyle bir şey yok. Dört dörtlük. Düşünsenize bir misafiriniz geliyor ve böyle bir sunumda kendisine böyle kızarmış magnum yapıyorsunuz. Yıllarca konuşulur, öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar ben bunu yemeye devam ediyorum. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Çok pratik bir tarif zaten. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.